Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Ee, özgürlük ve hürriyet meselesini biraz konuşacağız. Ve yani münazarattan aldığımız bir takım notlardan mülhem olarak e, ifade etmeye çalışacağız bu meseleyi. Şimdi evvela bir özgürlük tanımımız var bizim biliyorsunuz. Yani işte her bir birey özgür. E, bu özgürlük ve hürriyet tanımı ve bu anlamdaki hukuki doktrinler Genelde seküler devrim, modern devrim sonrasında ortaya çıkan bir takım öngörülere göre inşa edilmiş. Dolayısıyla aslında hayatın problemli birçok noktasındaki baş aktör olan seküler devrim ve seküler devrim zihniyeti burada da devreye giriyor ve klasik bir işte doktrin olarak işte başkasına zarar vermiyorsan istediğini yapabilirsin. Yani senin özgürlük alanın başkasının özgürlük alanının sınırlarını ihlal etmesiyle e, sınırlanır gibi bir klasik e, tanım halk arasında da yaygın olan bu ki hani halk arasında yaygın olmasının sebebi bunun hukuki doktrinsel bir e, dayanağında olması. Dediğimiz gibi biraz daha işte seküler devrim sonrası benimsenen bir e, yargı bu. Peki bu ne demek? Bunu biraz deşifre edelim tabii ki. Yani başkasına zararın dokunmuyorsa bu çok ucu açık bir şey. Yani hani maddi zarar var, manevi zarar var, başka birçok zarar çeşitleri var. Yani senin özgürlük alanın başkasının hangi özgürlük dairesini kısıtladığında senin özgürlüğün orada bitiyor. Bunu İyi tespit etmek lazım. Haricen bir de son zamanlarda bu tanım da biraz sarsıntıya uğradı. Yani başkasının özgürlük alanını da artık insanlar e, önemsemiyor. Yani e, böyle çok e, kendince kayda değer bir şey yapmadığını düşünüyorsa umarsızca davranabiliyor. Yani bu tanımlar şimdi ne kadar doğru bunları biraz konuşalım. Gerçekten sadece özgürlük ve hürriyet meselesini bu e, işte bir kat cümleyle e, ısı birkaç e, kelime ile anlatabilir miyiz? Bunu tahlil edelim. Şimdi diyor ki burada münazaratta bir bölüm var. Mesele hürriyet meselesi aslında burada. Zaten işte o dönemler yaşanıyor. E, işte meşrutiyet hükümeti dönemleri falan e, o dönemler. Hürriyet meselesi yani hürriyet ne demek? Tabi buradaki hürriyetten ziyade daha çok hani bir kelime, şimdi hürriyet kelimesi, özgürlük kelimesi Aslı Saadet'te de kullanılmış. Selçuklularda da kullanılmış, Osmanlılar'da da kullanılmış. Yani kullanına gelmiş bir kelime ama bu kelimenin kullanıldığı niyet ve dönem ve çerçeve önemli. Yoksa kelimenin kendisi işte kelimeyi kullanıyorsun zaten. O zaman Bediüzzaman Hazretleri de hani hürriyet kelimesinin aslında kötü bir şey olmadığını ama hangi hürriyetin işte e, meşruiyetin meşrua ile sınırlı gerçek bir hürriyetin insana yakışan insanlığa yakışacak bir hürriyetin e, kötü bir şey olmadığını anlatmaya falan çalışıyor. Ama bu bak, bapta da hani gerçekten İslam'ın hürriyet ve özgürlük tanımı nasıl e, ya da işte genel algıdaki, algıdaki bir takım kötü e, tanımlar e, var mı? Bu kötü tanımlar varsa bunun eksikliği ne? Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Buna dair bir bölüm konuşacağız. Şöyle söylüyor: Hürriyeti size çok fena tefsir etmişler. Yani sizin e, duyduğunuz o hürriyet tefsiri yorumu aslında açıklaması e, size çok fena bunu bildirmişler. Gerçi bu zaman da fena bildirdiklerini de e, tahkuk ettirdiler yani. Hatta hürriyette insan her ne sefahat ve rezalet işlerse başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Acaba öyle midir? Şimdi hürriyet bugün de böyle tanımlanıyor. Demek ki o günde işte o meşrutiyet dönemlerinde de öyle tanımlanıyor. Tanzimat sonrası özellikle. Neymiş? Hürriyet İnsana her ne sefahat yani her ne yasaklı eğlence düşkünlük, her ne ahmaklık, her ne günah işlerse, her ne rezilliği yaparsa yapsın bir insan, başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez diye anlatmışlar. Acaba böyle midir? İşte bugünkü daha çok hakim olan hürriyet ve özgürlük e, tanımı da böyle. Halbuki böyle mi? Yani hürriyet, e, insanın her ne sefahet, yasak zevkleri, eğlenceleri, haramları, düşkün halleri, e, ahmaklıkları her ne günahı işlerse, her ne rezilliği yaparsa yapsın, başkasına zarar vermedikçe vermemek şartıyla bir şey denilmez mi? Yani hürriyet, kişinin hürriyeti, ferdi hürriyet bu şekilde mi e, tanımlanır? Ki aslında şimdi de o zaman da yaygın olan tanım, hatta zamanın geçmesiyle yaklaşık 150 yıl geçti, 150 yıl içerisinde bu tanımın ne kadar seküler sistemin sayesinde de hakim bir tanım haline geldiğini gördük. Cevap vermiş Bediüzzaman Hazretleri öyleleri hürriyeti değil yani eğer birileri size böyle bir hürriyet tanımı yapıyorsalar bizim meşrutia, meşrutuat, meşrutuat, meşrutuat meşrua ile ifade ettiğimiz hürriyet yani hürriyet-i şer'iye dediğimiz şer'i bir hürriyet Cenab-ı Hakk'ın bize gerçekten takdir ettiği tam özgürlük ve hürriyet bu değil. Öyleleri hürriyetleri hürriyeti değil Belki sefahat ve rezaletlerini ilan ediyorlar. Yani o kişiler, bunu söyleyenler, bu tanımı ortaya atan kimseler aslında hürriyetin tanımını felsefi ya da gerçek teolojik olarak bir hürriyet tanımı yapmaktan ziyade ne yapıyorlar? Kendi sefahetlerini, işte o yaptığı gayrimeşru işleri, haramları, günahları, yasakları ve rezil işleri meşrulaştırmak için bunu böyle ilan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi Hezeyan ediyorlar. Aynı çocukça hani çocuğun bir işi yaptığı zaman e, hani ona sorduğunda bir takım hemen bahaneleriyle sürer ya işte şöyleydi böyleydi de falan. Aynı diyor çocuk bahanesi gibi hezeyanlar yani boş sözler ve saçma şeyler ve felsefi ve mantiki olarak altı dolu olmayan teolojik olarak da dolu olmayan bir takım şeyleri bu cümleleri sarf etmekle aslında e, söylemiş oluyorlar. Zira Nazenin Hürriyet, bakın Nazenin nazik latif, o hoş ve güzel, nazlı olan hürriyet adab-ı şeriatla yani e, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu yasa ve prensiplerin edepleriyle müteeddibe tedip edilmiş, edeplenmiş ve mütezeyyine olmak lazımdır. Yani o bizim kastettiğimiz hürriyet ve gerçek hürriyet odur ki o nedir? E, nazenindir, nazlıdır, latiftir, e, zariftir. E, Adab-ı şeriatla yani dikkatlidir, dikkatli tutmak lazım. Böyle çok değerli bir vazo ve cam gibidir. Düştü mü kırılır. O yüzden ne yapmak lazım o hürriyeti? Ya da işte e, o şişedir kırılır. Sahibinin e, elini parçalar. O zaman ilahi şeriatın yani e, Cenab-ı Hakk'ın yasalarıyla, prensipleriyle Cenab-ı Hakk'ın insanlara vaz ettiği, koyduğu, gönderdiği emir ve yasaklarıyla dolayısıyla ilahi prensip ve e, yasalarla ne olmalı? O hürriyet müteettibi olmalı, edeplenmiş, edep e, kurallarıyla donatılmış ve mütezeyyine olmalı, onun ile süslenmiş olmak lazımdır. Yoksa sefahat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Yoksa bir insanın o sefahatteki ve rezaletteki hali, o haramlar, günahlar ve yasakları işleyerek güya başkasına ben zarar vermiyorum, o halde ben hürüm, özgürüm şeklindeki ifadesi o sefaat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Bu kelimeleri açıkladım. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefsi emmareye esir olmaktır. Ne demekmiş o? Yani o başkasına zarar vermiyorum, o halde ben ki, hani başkasına zarar vermiyorum tırnak içinde. Bunun bir zarar olduğunu da biliyoruz aslında. Farklı farklı yönlerden dolaylı olarak da bazen direkt olarak da aslında zarar veriyor. Bu ayrı bir konu. Yani çünkü insan kuantum evreninde fert olarak hareket edemiyor. Maddi de manevi de olsa yaptığı her hareket o evreni evrenin enerjisini etkiliyor. Haricen diğer insanları da evrenin enerjisinden önce küçük habitatında diğer insanları da ciddi anlamda sosyal bir hayat yaşandığı için işte tesettürsüzlükle, işte içki içmekle bağırıp çağırmakla, gayrimeşru sözler sarf etmekle, yerli yersiz kavga yapmakla vesaire ne yapıyor? Diğer insanların da huzurunu bozuyor. Onları da rahatsız ediyor. İşte insanları eroyene uyuşturucuya alıştırmakla, gençleri ifsad etmekle ve hakeza aslında o kendi hürriyetim dediği nokta birçok noktalarda ki genelde haram fiillerde de bir başkasıyla e, ilişki sonucu yani bir başkasıyla diyalog sonucu gerçekleşen bir haramlık var. İşte gıybetteki, zinadaki gibi. Dolayısıyla o tek başına kalmıyor o fiil. Yani o benimle e, sınırlı kalıyor gibi düşünüyor ama hakikatta hiç öyle değil. Neyse konu bu konu başka bir konu. Antiparantez olsun bu. Belki öyleleri kendi sefahat ve rezaletlerini ilan ediyorlar. Ve öyle bir hürriyet, sefahat ve rezaletteki hürriyet... Hürriyet değil, özgürlük özgürlük değildir. O belki hayvanlıktır değil mi? Hayvanlar da çünkü öyle. Onların da akılları yok. Yani her istediğini yapıyorlar. E, aynı bağlam şeytanın istibdadıdır. Yani şeytanın o kişinin üzerinde kurduğu bir baskı, bir despotluktur. Yani o artık şeytanın e, hegemonyasına girmiştir. E, hayvanlığa doğru kaymaktadır eğer böyle bir e, şey düşünüyorsa. Ve hür ve ne dedi? Nefse emmari esir olmaktır. Ne kadar kötü şeyler bunlar. Yani bakın hayvani duygularının güdümüne girmek, şeytanın istibdadı, baskısı ve hegemonyası altına girmek ve nefse emmarenin daima kötülüğü emreden o nefsin esiri olmak nasıl özgürlük ve hürriyet oluyor? Asıl bu kölelik. Ama kime kölesin burada? O hayvani güdülerine, şeytanın direktiflerine ve nefse emmarenin telkinlerinin kölesi ve esiri oluyorsun. Dolayısıyla böyle birisi nasıl özgür olabiliyor? Hakiki özgürlük tanımı içerisine böyle bir adamı biz aa bak o özgür çünkü işte başkasına zarar vermiyor şeklinde böyle bir adamı hakiki bir özgürlük tanımı içerisine nasıl sokabiliyoruz? Mümkün değil. ''Ala enne kemâlel hurriyeti la yetefer yetefer'ana ve en la yestezi'a bi hurriyeti gayrihi innel murada hakkun lakinnel mucahadete leyset fi sebiliha Hürriyetin kemali tam bir hürriyet, gerçek bir hürriyet nedir? Firavunluk taslamamak ve başkasının hürriyetini hafife almamaktır. İşte hakikat bu. Yani buradaki Arabi ibare bu. Başkası, Hürriyetin kemali, tam bir hürriyet, gerçek bir hürriyet ne demek? Firavunluk taslamamak. Yani kendi nefsinden gelen o kendini de bir nevi firavun ilan ederek ben her istediğimi yaparım başkasına zarar vermemek şartıyla diyerek ki o başkasına da zarar oluyor demiştik ama e, bu şekilde firavunluk taslamamak ve başkasının hürriyetini hafife almamaktır. Mesela başkasının e, dini hürriyetini, mukaddesat hürriyetini, bedeni hürriyetini Ekonomik hürriyetini, dinlenme hürriyetini, mahremiyet hürriyetini bunları ihlal etmemek. Yani eğer sen başkasının hürriyetini hafife alıyorsan bu tam bir özgürlük değil. Başkasının mukaddisatına, hassasiyetlerine önem vermiyorsan bu hürriyet değil, bu özgürlük değil. Çünkü niye? Onun aslında maddi ya da manevi bir şekilde özgürlük alanını ihlal ediyorsun ve kul hakkına giriyorsun. Mesela spesifik bir örnek vermek gerekirse sevgili kardeşlerim bunu uzun uzun anlattım ben. Yaklaşık 50 küsur videoda tesettür hakikati videolarında tesettür, tesettürsüzlük böyledir. Başkasının hürriyetini aslında hak etmektir. Yani başkasının hürriyetini bozmak onun hakkına girmektir. Ve ben özgürüm e, sloganlarıyla, naralarıyla aslında şeytana ve nefse emmareye esil ve köle olmaktır. E, dolayısıyla o esaret ve kölelik içerisinde başkasının e, hürriyet alanına da e, hücumda bulunmak anlamına gelir. O yüzden e, bu şekilde özellikle sosyal hayatı etkileyecek olan e, dini bir takım prensiplerin ihlal edilmesi ne anlama geliyor sevgili kardeşlerim? Karşı tarafın hakkına giriyorsun. Allah muhafaza. Bunun farkında olarak insanın hareket etmesi lazım ve bu felsefe ve bilinç, düzeyindeki hürriyeti kendine rehber ve yol edinmesi lazım. Evet şöyle söylüyor devamında. Evet fakat ey göçerler o zaman tabi yayladaki insanlara doğudaki bir takım aşiretlere bunu ders verdiği için böyle söylemiş ama genel bir kaidedir. Sizde olan yarı hürriyettir. Yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır. Bu hürriyete dair aslında genel bir kaide. Evet sizde olan aslında Yarı bir hürriyettir. Çünkü insanlarla biz beraber yaşadığımız için. Yani insani tüm bileşenler açısından bizde olan bir yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır. Hem de kutul ayemut. Yani ölmeyecek kadar alınan gıda, yenilen besin ve vahşet ile alude, vahşet ile karışık olan hürriyet sizin daha komşularınız olan Hayvanlarda da bulunuyor. Eğer öyle bir hürriyet isteniyorsa ki ilk başta söyledik onun mahiyetinin nasıl olduğunu. Eğer böyle bir hürriyet isteniyorsa ey göçerler biliniz ki sizdeki hürriyet yarı hürriyettir. Maddi ya da manevi, e, ferdi ya da sosyal her neyse. Diğer yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır. Hem de kutu la yemut yani ölmeyecek kadar yemek işte bir şeylerle beslenmek, rızıklanmak, e, bir takım gıdaları alabilmek. Ve vahşet ile alüde olan hürriyet, vahşet ile karışık olan hürriyet sizin daha komşularınız olan hayvanlarda da bulunuyor. Yani eğer biz buna özeneceksek bu bizim çevremizdeki vahşi hayvanlarda da var. Onlar da işte ölmeyecek kadar efendim ne yapıyorlar, yiyorlar. İşte ondan belki bir lezzet alıyorlar, i̇şte geziyorlar, işte kendince bir haz dünyaları var onların da. İşte çiftleşiyorlar, çocukları falan oluyor ve hakeza. Dolayısıyla onlarda da bir hürriyet var. Ama insandaki hürriyet ve davranış e, sistemi onlardaki gibi olabilir mi hiç? Dolayısıyla insandaki yarı hürriyettir. Diğer yarısı ise başkasının hürriyetini bozmamaktır. Yoksa kutul ve vahşet ile karışık olan hürriyet bizim ya da sizin daha komşularınız olan hayvanlarda da bulunuyor. Vaka şu biçare vahşi hayvanların bir lezzeti ve tesellisi varsa o da zaten o hürriyetleridir. Yani onların başka bir şeyleri yok diyor dünyada lezzetleri zaten. işte o hürriyetlerinden aldıkları cüz'i bir lezzet var ama sen böyle misin? Maddi manevi bütün terakkiyata, kemalata, huzuzata e, talipsin. Yani hepsini elde edebiliyorsun. Neyse vaka şu biçare vahşi hayvanların bir lezzeti ve tesellisi varsa o da hürriyettir. Lakin güneş gibi parlak her ruhun maşukası, aşık olduğu sevgilisi olan her ruhun maşukası ve cevheri insaniyetin küffü o hürriyettir ki saadeti i saray medeniyette oturmuş ve marifet ve fazilet ve İslamiyet terbiyesiyle ve hülleleriyle mütezeyyine olan hürriyettir. Ya işte insana layık hürriyet bu. Yoksa diğeri hayvanlarda da var. Neymiş o? Her ruhun maşukası. Her ruh ona aşık aslında. Onu ister. Ve cevher insaniyetin, insanlığın cevherinin özünün küfü, denge olan o hürriyettir ki yani insanın ruhuna, insanın aklına, insanın potansiyeline, insanın halife zemin oluşuna layık bir hürriyet, insana layık bir hürriyettir ki o nedir? Saadet-i saray medeniyette oturmuş, mutlu eden, insanları saadetli kılan medeniyet sarayında oturmuştur o hürriyet ve marifetle, eğitimle, bilimle, ilimle, bilmekle ve fazilet ve İslamiyet terbiyesiyle ve İslamiyetin terbiyesiyle ve hülleleriyle o İslamiyetin güzel cennet asa libaslarıyla mütezeyyinə süslenmiş olan hürriyettir insana yakışan hürriyet. Zira e, bu da şöyle bir şey söylüyor. Soru şu. Nasıl hürriyet imanın hassasıdır? Yani imanın bir gereği olduğunu hürriyetin nasıl söylersin sen diye soruyorlar Bediüzzaman Hazretlerine. O da bu bağlamda asıl e, İslami prensiplere uygun hürriyetin, insan, insana, insanlığa layık hürriyetin şöyle olduğunu söylüyor ve bununla bitiriyoruz. Zira rabıtay imanı ile yani iman bağı ile sultanı kainata Cenab-ı Hakk'a hizmetkar olan adam başkasına tezellül etmeye, tezellül ile tenezzül etmeye yani bir nevi zillet ve o şey halini düşkünlük halini, acizlik halini başkasına göstermeye tenezzül etmez ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmez. Başkasının hükmü ve baskısı ve despot e, kuralları altına girmeye girmez. O adamın izzet ve şahamet imaniyesi, imandan gelen o kahramanlığı ve imanından gelen o izzet e, izzeti, şehamet imanesi bırakmadığı gibi yani bunu bunun gerçekleşmesini bırakmaz. Ancak sultanı kainatula sultanı kainat olan Rabbül Alemine kul olur. Başkasına tezellül ve tenezzül etmez. Başkasının hükmü ve e, istibdadı altına girmez. Zira o adamın izzat ve şehamet imanesi o imanından gelen e, kahraman seciyesi buna bırak bunu bırakmaz başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkat-i imaniyesi bırakmaz. Yani başka başka herhangi bir dine kul olmak, şeytana kul olmak da buna dahil, nefse kul olmak da buna dahil, sisteme kul olmak da buna dahil, seküler hayata, seküler hayatın kurucu güçlerine kul olmak da buna dahil. Bu buna bunu bırakmaz. Çünkü Rabbül Alemine kulu. Şehamet-i imaniyesi bunu bırakmaz. Peki yine şunu da bırakmaz ki o şehameti imaniye başkasının hürriyetine ve hukukuna tecavüz etsin. Hayır tecavüz edemez. Niye? Zira o adamın şefkati imaniyesi, imanından gelen o şefkat, acıma ve refet duygusu buna izin vermez. Ya iki yönlü yani. Evet bir padişahın doğru bir hizmetkarı bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez. Evet bir, bir, padişaha intisap etmiş, iman bağ ile Rabbul Alemine bağlanmış bir insan bir çobanın tahakkümüne tezellül eder mi? Mesela bir ülke bile olsa ya, bir ülkenin kanunları bile olsa, seküler sistemin güçlü düzeni bile olsa, çoban hükmünde ya Cenab-ı Hakk'ın emirleri, Cenab-ı Hak yani 26 milyar yarı çapındaki, ışık yılı yarı çapındaki şu evreni evirip çeviriyor. Sen böyle bir Sultan-ı Zülcelal'e rapt etmişken, kendini iman bağıyla bağlamışken, onun kuluyken sen daha başka kimden minnet alırsın, başka kimden Başka kime boyun eğebilirsin? Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın karşısında mahluk olan tüm işte o çoban misal tahakküm edicilere kimi kendini de burada koyun yerine de koyma demek de istiyor. Yani hani sen sultanı kainatın en has hizmetkarı ve yaveriyken e, nasıl olur da gidersin bir çobanın koy, bir koyun gibi o soba, çobanın güttüğü koyunlar gibi o çobanın tahakkümü altına, hükmü altına tezellül ederek zilletli, zillet halinde, zilletli bir surette onun tahakkümüne girersin. Değil mi? Olmaz. İşte nefsin ve şeytanın ve sistemin istibdadı altına girmek de his, heves ve hayvani güdülerinin istibdadı altına girmek de yine bunun gibidir. Bir biçareye, tahakküme dahi o hizmetkar tenezzül etmez. Aynı zamanda o hizmetkar, sultan-ı kainata iman bağıyla bağlanmış, o hizmetkar olan, o aziz kul ne yapmaz diyor. Zaten kendisine güçle geçse, elinde hakimiyet de olsa yahut da başka her ne imkan varsa da diyor, o gidip de o biçare birisine e, ne yapmaz, tahakküm etmez. Çünkü o işin hakikatini anlamıştır. Şefkati imaniye ve şahameti imani onda iki taraflı bir koruyucu hükmündedir. Demek iman ne kadar mükemmel olursa, hürriyet o derece parlar. Demek iman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet ve özgürlük parlar. İşte ası saadet demiş. 3. nokta koymuş. Burada tabi hani burada gerçek İslamiyete layık, insaniyete uygun el yak olan bir hürriyeti ve özgürlüğü konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Velhamdülillah.